Bizde merhabalar. Bu videoda değişik bir ürün tanıtacağım. Patatus Hata olarak geçiyor. Fakat birazcık böyle bir tekerleme gibi oldu. Sizin bileceğiniz ismiyle IDE'den SATA'ya dönüştürücü olarak bir aparatı tanıtacağım. Elime de şöyle bir telefonumu aldım. Kasanın içine de çekmiş olacağım. Ve başlayalım. Kasanın içi ve arkası ne kadar dağınık olsa da kablo denetimini hiç yapmamış olsam da şöyle birazcık da flaşı açarsam İçerisi biraz daha iyi görünür ama iyi görünmesi daha da kötü oldu. Çünkü bütün tozlar ortaya çıktı. Aynı zamanda mikrofon bana uzak kaldığı için de sesi birazcık kötü alabiliyor olabilir. Şu hard disk yerinden çıkartana kadar birazcık dayanacağız. Gördüğünüz üzere şurada 3 adet 2,5 inçlik bölüm bulunuyor. Aynı zamanda aşağıda ve yukarıda da şöyle göreceğiniz üzere kırmızı ledler bulunuyor. Şu aşağıdaki 3 adet büyük hard disk ise benim eski hard disklerim. Şu en üstteki sanıyorum ki evet doğru. Eski bir hard diskim Seagate marka şöyle gözüktüğü üzere. Şurada da şöyle bir dönüştürücüsü bulunuyor. Bu dönüştürücü işte tanıtacağım. Gördüğünüz üzere şurada bir Molex güç kablosu isteği var. O güç kablosunu zaten her şartta takacaksınız. Bu peki dönüştürücünün özelliği nedir? Piyasada zaten bir sürü dönüştürücüler var. Bunun özelliği gördüğünüz üzere çok küçük bir dönüştürücü olması. Bu kadarcık küçük bir dönüştürücüyle bütün işinizi görebiliyorsunuz. Normalde bu boydan boya şurayı kaplayacak bir şekilde bir dönüştürücü oluyor. Fakat bu sefer de kasanın arka kapağı kapanmazdı. Çünkü bu gördüğünüz üzere raylı bir sistem. Böyle yandan koyulmuyor. Kablo buradan girmiyor. Ki buradan girse zaten olurmuş rezil bir durumda. Evet, bir gün bunlara oturup hepsini bir kablo denetimi yapacağım. Bu kabloların hepsini arkaya saklayacağım. Fakat ne zaman olacak ben de bilmiyorum. Şimdi dönüştürücü şu şekilde yakından çekmem gerekirse şöyle birazcık da fokus yaparsam. Gördüğünüz üzere buraya SATA kablosu giriyor ve aynı zamanda buraya da Molex gücünü verdiğinizde geriye kalan herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Buradaki bu eski yani eski tip, hatta diğer ismi de PATA olan bu hard diski kullanabiliyorsunuz. Tek elle çıkarması bayağı bir zorlu. Çünkü PATA kablolarını hatırlayanlar olacaktır. Bayağı bir sert oluyorlar ve şu anda da gördüğünüz üzere bayağı boydan boya bir kablo girişi var gördüğünüz üzere. Şu alanda şöyle biraz daha net göstermek istiyorum. Kaç GB olduğuna bir bakalım. Gördüğünüz üzere 200 GB'lık böyle çöp bir hard disk. Fakat içinde de eski bilgiler vardı sonuçta. Fotoğraflar vesaire vardı. Böyle bir dönüştürücüyle eski bir bilgisayara ihtiyaç duymadan buradan şu dönüştürücüyle halledebildim bütün işimi. Bugün de böyle değişik bir konsept denemek istedim. Şu küçük parçayı tanıtmak istedim. Birazcık yakından gösterdim ama tabii cep telefonuyla ne kadar oluyorsa. Normalde şu hard diski gördüğünüz üzere 3,5 inçlik hard diski normalde boydan boya kaplayan ve kalın da bir dönüştürücü olması gerekiyordu. Şu SATA girişleri vesaire önde falan oluyordu. Bayağı bir çıkıntılı oluyordu. Bu da benim kasamın arkasına sığmazdı. Şu zımbırtıyı bulmama aslında gayet sevindim. Kendisini AliExpress'te almıştım. Linkini aşağıya koyarım bulursam. Daha doğrusu aynı satıcı hala bunu satıyorsa aşağıya koyarım. Bu eski hard diskleri kurtarmak ve kurtarmanın yanında değerlendirmek için çok güzel bir opsiyon. Fakat sorun şu ki bunlar bayağı bir sesli çalışıyorlar. Ben de bu sesten nefret ediyorum. O yüzden bunları fazla ben kullanmıyorum. Onun yerine gördüğünüz üzere orada 3 adet 2,5 inçlik hard diskler bulunuyordu. Bir tane SSD, 2 tane hard disk bulunuyordu. Daha çok onları kullanma taraftarıyım o yüzden. İşte gördüğünüz üzere sadece PATA bölümüne yani IDE bölümüne takılıyor. Molex'i kendiniz güç kablosuyla bağlamanız gerekiyor. Gücü oradan alacak çünkü. Böyle şu kırmızı zımbırtının bir önemi yok. Bu kasanın kendi olayı. Şöyle bir kızaklı sistem bu. Kenar vida deliklerine plastik tarafı giriyor. Çok fazla çıkarıp takmak istemiyorum. Zaten plastiğe metal değdiği için iyice sürtünerek aşınıyordur. Bu IDE hard diskler, bu PATA hard diskler. Şimdi IDE ile PATA aynı şey. Onu en başta belirtmem lazımdı aslında. Oyuncu bir diskleri olarak kullanılamazlar. Yani oyun diski olarak kullanılamazlar. Neden? Çünkü hızları bayağı bir düşük. SATA 1'den bile düşük. Tamam, belki online oyunlarda sizi götürür. Fakat diğer oyunlarda özellikle GTA 5'e örnek vermek istiyorum. Oynatmaz. Tamamen kanser olursunuz. Çünkü arabayla hızlı şekilde giderken yüklemeler çok hızlı olması gerekiyor. Bunu SATA 3 artistler bile karşılayamazken bu SATA 1'den bile yavaş olan IDE'ler kesinlikle karşılayamayacaktır. Bu videoda böyle değişik bir şöyle tripodu kullanılarak bir video olmuş olsun. Görüntü kalitesi birazcık kötüydü. Ben de fark ettim. Özellikle kırmızı ledler bayağı bir parlıyor. Çünkü lens çok fazla kaliteli değil. Şu Zenfone 2'nin lensi. Sonuçta kocaman bir kamera lensi değil. Büyük bir şey değil. Aklınıza soru işareti kaldıysa bu
Kasa ile ilgili kasayı da görmüş oldunuz fakat kasanın ayrıntılı videosu daha sonraki bölümlerde gelir. Burada kasayı tanıtmak fazla istemedim. Sorularınız daha çok bu dönüştürücü ile alakalı varsa aşağıya atabilirsiniz. Beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup butonuna kullanabilirsiniz. Diğer videolara ulaşmak için de şuradaki kartlara tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.